İpek yolunu hayata geçiren proje tamamlandı. Tarihi hat yeniden canlandı. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda ilk tren yola çıktı. Demir İpek yolu için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Georgi Kivrikashvili ve Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov'un katılımıyla tören düzenlendi. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılışı münasebetiyle siz dostlarımla, kardeşlerimle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Erdoğan, Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulacak dedi. Bu törenle Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'yı birbirine bağlama hedefiyle başlatılan yeni İpek yolu girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. Böylece Londra'dan Çin'e kesintisiz demir yolu bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanı, kısa adı BTK olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı için kararlılığımızın eseri vurgusu yaptı. Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır. Bizler dayanışma ve işbirliği içinde hareket ettiğimiz sürece çok daha büyük projelere imza atabiliriz. Konuşmaların ardından Bakü'den ilk resmi sefer için demir yoluna çekiçle vuruldu. Daha sonra rayların açılışı yapıldı ve tren yola çıktı. Tarihi İpek yolunu yeniden hayata geçirecek bir proje olarak nitelendirilen hat, Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayacak. Mesafe yaklaşık 7000 kilometre kısalacak. Ürünler Çin'den Avrupa'ya demir yoluyla 15 günde ulaşabilecek. BTK demir yoluyla yılda 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınabilecek. Toplam uzunluğu 838 kilometre olan demir yolunun 76 kilometresi Türkiye'den, 259 kilometresi Gürcistan'dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor.